Merhaba arkadaşlar. Gelen yoğun istekler üzerine 4. jenerasyon iPad 4'e YouTube uygulamasını yani yasal YouTube uygulamasını nasıl yükleriz? Ee, iPhone'la birlikte yükleyip daha sonra gelen versiyonu yükseltmeniz gerekir yazısını nasıl geçebiliriz, nasıl atlatabiliriz? Bunları göstereceğiz. Ee, bayağı bekleyen arkadaş varmış ben. Çok kişinin ilgisini çekmez iPad 4'leri çöpe atmışızdır diye düşünüyordum ama birçok kişi e, iPad 4'ünü çöpe atmamış ve YouTube kullanmak istiyor. Ben de bu videoda e, jailbreak tabi yaparak iPad 4. jenerasyonda YouTube uygulaması nasıl çalıştırılır onu göstereceğim. Bunun için önce jailbreak yapmanız lazım. Kanalımdaki iki jailbreak, iki farklı jailbreak yapma yöntemi var. Bunlara bakabilirsiniz ya da eğer bunları yapamadıysanız başka bir videoda daha kısa bir jailbreak yöntemi göstereceğim size. Side loader diye bir uygulamayla yapılıyor. Side loadly. Bakayım. Tam adını söyleyelim. Side loadlymiş. <laughs> Arkadaşlar IELTS çalışıyorum bu arada. Kusuruma bakmayın. Sürüşü lisan ettiyse gafolla ee, şey kısmını Jailbreak kısmını ayrıca yükleyeceğim üçüncü yöntem olarak. Ee, şimdi telefonu Jailbreak ya da iPad'inizi Jailbreak yaptığınızı varsayarak işlemlere devam edelim isterseniz. Şimdi iPad'in ekranına yaklaşıp detaylara bakalım. Evet arkadaşlar Jailbreak yaptığınız zaman Helix e, uygulaması burada gözükmeye başlayacak. Buna basıp ortadaki Jailbreak tuşuna bastıktan sonra iPadiniz açılıp kapanacak ve Jailbreak yapılmış olacak ve şurada Cydia yüklenmiş olacak size de. Şimdi yapmamız gereken ilk şey Filza'yı kullanmak, Filza'yı kurmak. Bunun için arama kısmına gelip buradan Filza'yı aratıyoruz. Bir yüklesin bakalım. Yükleyecekleri filza diye aratıp birkaç hatamız var. Hatasız sidya olmaz diyoruz. Buraya filza diye yazıyoruz. Şu filza file manager. Bunu yüklemeniz lazım. Ee, bu bakayım neredeymiş. Hack your iPhone reposundan ben yüklemişim ama bunun başka repolarda da olması lazım. 64 biti yükleyemezsiniz. Bizim cihazlar 32 bitle çalışıyor. Bakayım başka nerede varmış? Hangi repodan? Main repo. Aynen bunu yükleyin. org.mr.fiza Hemen ben size bunun şeyini de vereyim. Nereden yapacağınızı. Fiza File Manager'ı kurmanız lazım. Fiza ee, file managerı kurduktan sonra hemen şöyle gelelim sorulardan da size hangi kaynaktan yüklediğimi göstereyim. Şu mrepo.org, mrepo.org buradan muhtemelen e, yükleyebilirsiniz çünkü bu geliştiricinin reposu diyebiliyorum. Hemen bakayım burada var mı? Fiza Fiza Fiza. Filza File Manager bu 32 bit için olanları. Şu alttaki de 64 bit ama bizim iPad 4. jenerasyon 32 bit olduğu için üsttekini kurmanız lazım. Ya da 32 bit çalışan bir Filza versiyonu kurmanız lazım. Şimdi ne yaptınız? iPad'inizi aldınız. Jailbreak yaptınız. Helix'i çalıştırdınız. Cydia'yı çıkarttınız. Şuradan. Cydia'nın içerisinden Filza'yı kurdunuz. Filza'yı açtınız. Şimdi bundan sonra işlemimiz biraz daha kolay. Çünkü ben size girmeniz gereken kodu direkt söyleyeceğim. ...info.plist dosyasından bu kodu... E, ...bendeki koda çevirip... ...kaydedeceksiniz ve e, belki restart yaparsınız. Soft restart tabii ki. E, uygulamanız bu zamandan sonra artık çalışmaya başlayacak. E, şu an peki YouTube'u nasıl yüklediniz? YouTube'u da eğer bir iPhone'unuz varsa... ...iPhone'unuzdan yüklediniz. Daha sonra buradaki App Store'a girerek... Ee, en güncel sürümü App Store'dan çekip e, yüklediniz. Ancak YouTube'u yüklemenize rağmen YouTube uygulamasını açtığınız zaman bu son versiyon değil, e, YouTube'un çalışması için versiyon güncellemeniz gerekir şeklinde bir hata mesajı alacaksınız ve YouTube uygulamasını açamayacaksınız. Zaten yaşadığınız en büyük sorun da o. Burada Open yazacak, tabii sizde Aç yazacak. E, ama açtığınızda da uygulamayı güncelle diyecek. Dolayısıyla kısır döngü. Hiçbir şekilde kendi yasal uygulamasını kullanamıyor olacaksınız. Yani ben yaparken öyleydi. Şimdi nasıl bilmiyorum ama bu da el hareketi mi yapıyor bize? Ne yapıyor şurada? Ee, yapmanız gereken şeyi şimdi size söyleyeceğim tekrardan bir yapalım. YouTube'u da dediğim şekilde yükleyebilirsiniz. Ya da e, herhangi bir üçüncü parti e, repolardan bir tanesini kurup uygulama yükleyicilerinden... Onunla da eski versiyonlarına girip yükleyebilirsiniz. Ee, üçüncü parti dediğimde mesela AppCake gibi uygulamalar. AppCake ile girip eğer bir iPhone'unuz yoksa mecbur buradan e, düzgün çalışan bir link bulup buradan YouTube'un çalışan versiyonunu yüklemeniz lazım. Hemen şimdi onu da şuradan aramaya basıp buraya YouTube diye yazıyoruz. 32 bit e, sisteminizde çalışan son versiyonu yüklemeniz lazım. Gördüğünüz gibi bir sürü download almış zaten. Şimdi burada down'a geldiğiniz zaman size burada bir sürü seçenek sunuyor arkadaşımız. Gördüğünüz gibi altta versiyonları yazıyor. 17, 29, 3, 17, 29, 17, 28, 17. Böyle bir sürü versiyonlar var ama ee, bende yani iPad'de çalışan versiyonu sanırım 15'lerde bir versiyon olması lazım. O da burada yok ama deneyebilirsiniz. Belki şu 16, 35 çalışabilir Eskilerden deneyip bu siteden tıklayıp e, YouTube'u indirip deneyebilirsiniz. Ancak e, buradan yapamazsanız da daha farklı yöntemler var. Onları da deneyebilirsiniz. Mevcut App Store'a e, bir e, patch yaparak yine CD'yi kullanarak bir eklenti yükleyerek eski versiyonları yüklemenize olanak tanır. Ama dediğim gibi en kolay yöntemi Zaten bir iPad'iniz varsa büyük ihtimal güncel ya da güncele yakın bir iPhone'unuz vardır. Ya da bir arkadaşınızın e, güncel cihazından kendi iCloud hesabınıza girip YouTube'u download edin. Daha sonra App Store'a tıklayın. E, burada YouTube'un kenarında şu Open yazan yerde bir bulut işareti çıkacak. O bulut işaretine tıkladığınız zaman e, size App Store soracak. Ee, bu cihaz ile uyumlu en güncel olan versiyonu yüklemek ister misiniz diye. Eğer tamam derseniz e, YouTube'un bu cihazınızla iPad 4 ile uyumlu en güncel versiyonu yüklenecek. Ancak şöyle bir sorun var. Siz de bu videoyu muhtemelen bu yüzden izliyordursunuz. YouTube uygulamasına tekrar tıkladığınız zaman burada ortaya kocaman bir mesaj gelecek. Diyecek ki e, bu YouTube uygulamasını güncellemeniz gerekir. Güncelleye basacaksınız. Bu sefer sizi getirecek tekrar buraya. Ee, ama burada Open olacak, güncelle olmayacak ya da aç olacak, güncelle olmayacak. Ee, haliyle zaten bu 10.3.4 versiyonuyla, iOS versiyonuyla yükselebileceğiniz en son YouTube uygulamasındasınız. Yani dolayısıyla Apple size diyor ki artık dostum, bunu cihazı elden çıkarmanın vakti geldi git biraz daha iOS versiyonu yüksek destekli bir yeni bir iPad al kendine. Böylece planlı eskitme faaliyetimizden faydalan. Ama Apple'a bir nanik çekebilirsiniz. Biz de bu yöntemi nasıl yapabiliriz? Nasıl iPad 4'te hala yasal YouTube uygulamasını kullanabiliriz? Şimdi size onu göstereceğim. Ne yapmıştık? Tekrardan bir baştan sayalım. Konu biraz dağıldı. Ee, anlatacak çok şey var. Apple'a sinirleniyoruz biraz haliyle. Ee, birazcık anlatacaklarımız karıştı ama hemen hızlıca bir özet geçeyim. Ee, şuraya bir yere koyacağım videoyla e, önce Helix'i bilgisayardan bağlanıp e, iPad'e yüklüyoruz. Helix dediğimiz Jailbreak aracı. E, tıklıyoruz, Jailbreakini yapıyoruz. Açılıp kapanıyor sistem. Ondan sonra gidiyoruz tekrardan Sidya'dan Sidya'yı Cydia açıp e, Filza adlı dosya yöneticisini yüklüyoruz. Ama bunu yüklerken tabii ki 64 bit olan değil, 32 bit olanı yükleyeceksiniz. E, ben aşağıya şeyleri de koyarım, e, repo'nun e, adreslerini de koyarım bulabileceğiniz adresleri. Ama birçok yerde kolayca bulabileceğiniz ücretsiz bir versiyon zaten yazılım. E, Filza'yı kurdunuz. Helix'i kurdunuz, Filza'yı kurdunuz. Bir de YouTube'u haliyle kurmanız lazım. Onu nasıl kuracaksınız? Ya bir arkadaşınızın telefonuna kendi e, App Store hesabınızla girip e, sonra iPad'e en uyumlu versiyonu yükleyerek ya da 3. parti dediğimiz AppCake gibi buna benzer eski versiyonları yükleyebileceğiniz e, indirme araçları kullanabilirsiniz ya da Başka Apple Store'u manipüle eden, geçmiş versiyonu yüklemenize olanak sağlayan tweakleri kullanabilirsiniz. Ee, YouTube'u da yüklediniz ancak açtığınızda açılmıyor. Şimdi asıl konuya geldik. Filza'yı açıyoruz arkadaşlar. Burada en kök klasöre kadar iniyoruz. Şu an ben gelebileceğim en geri klasördeyim. Slash yani. Ee, bir Unix işletim sisteminin en kök dosyası, root dosyası burası. Ee, var klasörüne giriyoruz var klasöründen sonra containers klasörüne giriyoruz. Oradan bundle klasörüne geliyoruz. Application klasörüne geliyoruz. Buradan YouTube'u buluyoruz. Tabi cihazınızda YouTube olduğu için böyle bir klasör artık açılmış oldu. YouTube.app klasörüne giriyoruz. Sonrasında buradan info.plist info.plist dosyasını bulmamız lazım. Evet şurada gördüğünüz gibi info.plist 9 kilobaytlık bir dosyaymış bende ki. İçini açıyoruz. Ve root'un kenarında bir üçgen var oraya tıklıyoruz. Bu info.plist dosyasının parametrelerini böylece görüyor oluyorsunuz. Şimdi buradaki iki değeri değiştirerek YouTube uygulamasını manipüle edip YouTube kendisi belki 14 ya da 12. versiyonda olmasına rağmen kendini 15.04 olarak tanıtacak sunuculara. Böylece e, oradaki hata mesajının çıkmamasını sağlayacağız arkadaşlar. Olay basit. Söyleyeceğim iki tane değişkenin e, verisini değiştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi CF Bundle Short Version String. CF Bundle Short Version String. Bunu 15.04.2 yapıyorsunuz. Üstüne tıklayıp şuradaki... Sizde işte 11 küsür olabilir ya da 10 küsür belki ya da 12 küsür olabilir. Buradaki veriyi 15.04.2 yapıyorsunuz. Daha sonra geri geliyorsunuz. Bu birincisiydi. CF Bundle Short Version String bu birincisi. İkincisi de CF Bundle Version yani CF Bundle Version versiyon. Buna giriyorsunuz. Şuraya yine tıklıyorsunuz üstündeki i'ye. Buradaki sizdeki değeri de yine bir yere kaydedin. Ne olur ne olmaz çalışmazsa deneme yanılmayla deneyebilirsiniz. Burayı da yine 15.04.2 yapıyoruz arkadaşlar. Yaptıktan sonra dan tuşuna basıyoruz. Kaydedilsin mi diye soracak. Kaydedip üzerine yazabilirsiniz. Daha sonra bunu kapatıp eğer gerekirse bir e, ee, resipring yapabilirsiniz cihazınızı. Respring yaptıktan sonra YouTube uygulamanızı açtığınızda o ortadaki kötü, gıcık, böyle sizi yeni iPad almaya zorlayacak uyarı mesajının kaybolması lazım. 15 için deneyebilirsiniz ya da bu 15 ileride belki bu da güncellemeniz gerekir gibi bir sorun çıkartırsa artık deneyeceğiz 16, 17. Bulanlar yazar videonun altına ben de bulursam ben de yazarım artık şu olacak diye. Ama şu an e, hangi aydayız hemen bakayım bir tarih bilgisi de verelim. Şu an e, 19 Eylül pazartesi 2022 yılındayız. E, bu haliyle YouTube sunucuları e, bizim yaptığımız hileyi e, sorun yoktur diye görüyor. Haliyle YouTube'u açabiliyorsunuz. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, daha böyle yapamadığınız şeyler olursa çözmeye çalışırız. Ama bu YouTube uygulaması iPad 4 için e, yani biçilmiş kaftandı. olmazsa olmaz uygulamalardan biriydi. Eğer üçüncü parti uygulamaları kullanmak istemiyorsanız YouTube izlerken yasal uygulamayı kullanıp e, hesabınızı buradan yönetmek istiyorsanız ya da seyretmek istiyorsanız e, YouTube uygulamasını Mutlaka gösterdiğim şekilde yaptığınızda iPad 4 cihazınızda her ne kadar cihazınız çok eski yaşlı olsa da çatır çatır çalıştırıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde tıklıyorum. Yani gayet güzel telife girmesin. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Gayet de hızlı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, videonun altına eğer çalışırsa yorumları yazmayı unutmayalım. Çalışmazsa da yorumları yazın, yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.